Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere elma ve hindistan cevizi ile hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tatlı tarifim var. Buyurun hemen tarife geçelim. İlk etapta hamurunu yoğurmakla işe başlıyoruz. Bunun için 200 milim bardak ölçüsüyle bir su bardağı sıvı yağına ihtiyacımız var. Klasik çay bardağı ölçüsüyle bir çay bardağı oda sıcaklığında yoğurt kullanıyoruz. 1 adet yumurtaya ihtiyacımız var. 200 milim bardak ölçüsüyle 1 su bardağı pudra şekerine ihtiyacımız var. Tatlı seviyorsanız bu oranı arttırabilirsiniz isterseniz. Yine aynı şekilde klasik çay bardağı ölçüsüyle bir çay bardağı içerisinde nişasta kullanıyoruz. Birer paket vanilya ve kabartma tozu ilavesi yaptım. Kabartma tozunun üzerine birkaç damla limon sıkıyorum. Bardakta dökmüş olduğum limon. Yetersiz gördüğüm için birkaç damla daha tekrardan sıktım. Limon mutlaka kullanmalısınız ve kabartma tozunun üzerine sıkmalısınız limonu. Güzel bir şekilde homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz ardından kontrollü bir şekilde un ilavesi yapıyorum. Toplamda 4 su bardağı un aldı içerisine. Fakat 3,5 bardaktan sonrasını kontrollü bir şekilde ilave etme özen gösterin. Yumurtanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterecektir. Ele yapışmayan, yumuşak bir kurabiye hamuru yoğurmamız gerekiyor. Bu kurabiye hamurunu birçok kurabiye yaparken kullanabilirsiniz. Katı yağ kullanmadan hazırlayabileceğiniz, sadece sıvı yağ ile hazırlayabileceğiniz harika bir kurabiye hamuru oluyor. Toplamda dolu dolu 4 su bardağı un aldım. Unu özellikle göstermek istedim sizlere. Bu aşamayı fazla ilave etmemeye özen gösterin. Yoksa şekillendirme aşamasında zorluk çekeceksinizdir. Ele yapışmayan yumuşak bir kurabiye hamuru yoğuruyoruz. Kıvamının tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. Hamurun üzerine örtüyorum ve dinlenmeye bırakıyorum hamuru. Dolaba kaldırsanız şekillendirmesi daha kolay olacaktır. 4 adet elmanın kabuklarını soydum. Elmalarımı rendeliyorum. Elma oranı dilerseniz arttırabilirsiniz. Elmaları rendeledikten sonra tavanın içerisine alıyorum. Parlak durması için içerisine biraz sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Dol dol 4 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Elmalarınızın tatlılık oranına göre şeker oranı değişiklik gösterecektir. Tadına bakıp tekrardan ilave edebilirsiniz isterseniz. Elmalarımızı orta ateşte güzel bir şekilde kavuruyoruz. Yumuşak düşmemesi için elmaların mutlaka güzel bir şekilde kavrulmuş olması gerekiyor. Hafiften tavanın tabanını tutarsa, hafiften yapışırsa tam kıvamında oluyor bu harç. Elmalar kavrulduktan sonra içerisine bir buçuk çay bardağı hindistan cevizi ilave ediyorum. Bir buçuk çay bardağı döktüm. Onun öncesini almamışım maalesef. Bir su bardağı da ideal olacaktır ölçülerde. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. İç harcımı soğumaya bırakıyorum. İç harcımı soğurken biz de hamuru açmaya başlayalım. İç harcı daha önceden de hazırlayabilirsiniz. Bu size zaman kazandıracaktır. Tezgahın üzerine biraz un serpiyorum ve hamurumu genişletiyorum. Hamurunuzu çok kalın açmamaya özen gösterin çok ince de olmaması gerekiyor. Bu kalınlıklarda olursa daha kıyır, daha güzel bir kurabiye ortaya çıkacak. Şekillendirme aşamasına geçiyorum. Ben elimdeki doğrayıcı ile şekillendirme yaptım. Dilerseniz doğrudan bıçakla keserekten yapabilirsiniz ya da yuvarlayaraktan da yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda şık bir görüntü de ortaya çıkıyor. Kareler elde ettim. Dilediğiniz boyutta hazırlayabilirsiniz bu kurabiyi. Dediğim gibi isterseniz yuvarlakta yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz hindistan cevizi elmalı harcımız tamamen soğuduktan sonra şekil verip hamurların üzerine alıyorum. Elmalı harcı daha öncesinde hazırlarsanız size zaman kazandıracaktır. Harika bir harç oluyor mutlaka yapmanızı tavsiye ederim özellikle Hindistan cevizini seviyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim bu şekilde Hindistan cevizi kullanmadan normal bir elmalı kurabiye de hazırlayabilirsiniz elmalı harcımızı bu şekilde dağıtıyoruz isterseniz bir spatula yardımıyla ya da elinizle doğrudan kaldırabilirsiniz hamuru yumuşak çok güzel bir hamur olduğu için kolay şekillenebilen bir hamur birçok kurabiye de, de bu hamuru kullanabilirsiniz katı yağ olmadan hazırlayabileceğiniz harika bir kurabiye hamuru. Hem kalorisi düşük oluyor hem de lezzeti inanılmaz derecede güzel oluyor. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisinin içerisine alıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyelerimizin alt üstü pembeleşene kadar pişiriyoruz. Biz de o arada hindistan cevizi harcımızı hazırlayalım. Bir çay bardağı hindistan cevizi döküyorum bir kabın içerisine aynı çay bardağı ölçüsüyle bir çay bardağı da pudra şekeri ilave ediyorum. Pudra şekeri ve Hindistan cevizini harmanlayalım. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Sıcak sıcak pudra şekeri ve Hindistan cevizine bulamamız gerekiyor. Hiç vakit kaybetmeden kurabiyelerimiz soğumadan Hindistan cevizine ve pudra şekerine buluyoruz. Muhteşem bir kurabiye olayı mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Sıcaklığını kaçırmazsanız üzerine bırakmış olduğumuz pudra şekeri ve hindistan cevizi üzerine yapışıp Tavanın kapta kalan hindistan cevizini de kurabiyelerin üzerine serpiyorum. Hem görsel bir şölen oluyor hem de lezzeti çok güzel oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Yapıp denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kıvamı dokusuyla muhteşem bir lezzet oldu. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.